muhalefet tarafında büyük bir rahatlık söz konusu. Özellikle Tele1 ve Halk TV'ye baktığınız zaman bu kanallardaki canlı yayınlara katılanların büyük bir bölümü diyor ki Erdoğan karşısında biz seçimi ilk turda kazanacağız. Oysa masadaki anketlere bakıldığı zaman kararsızların oy oranı oldukça fazla ve kararsızların büyük bir bölümü de muhalefete yakın değil. CHP içerisinde koltuğunu Kılıçdaroğlu'na borçlu olan siyasiler ısrarla Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıkıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu gazlama görevini devam ettiriyorlar. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, muhalefeti ve muhalefet seçmenini bu uykudan uyandıracak bir yazı yazdı. Bulgu ile Motto Araştırma Şirketi'nin başkanı Semih Turan ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir anketi paylaştı ve dedi ki, muhalefetin epey bir yol kat etmesi gerekiyor. Şöyle yazdı yazısında, Semih Turan ve arkadaşlarının yaptığı araştırma bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun cevabını arıyor. Aynı katılımcıların vermiş olduğu cevaplar muhalefetin epey bir yol kat etmesini gösteriyor. Çünkü araştırmaya göre yapılacak bir seçimde AKP %31.8, CHP %27, İyi Parti %14, HDP %11, MHP %7 oranında oy alıyor. Üstelik bu kararsızlar dağıtıldığında böyle kararsızlar dağıtıldığında bile görüldüğü üzere Erdoğan karşısında ceketini koyan kazanamıyor. Muhalefetin hakkını başına alıp tabanın sesine kulak vererek seçimi kazanabilecek bir aday göstermesi şart. Yoksa seçim öncesinde iktidar ekonomide öyle bir bahar havası estirir ki öyle peş peşe müjdeler açıklar ki buna vergi affı olur, KYK borçlarının silinmesi olur. EYT sorununun çözülmesi olur. Emekli maaşlarına temmuz ayında rekor bir zam olur. Esnafı rahatlatacak, vatandaşları rahatlatacak ucuz krediler dağıtılması olur. Aklınıza ne geliyorsa. Doları da öyle bir düşürürler ki hele hele bir de muhalefet bu gazla Kılıçdaroğlu'na aday gösterirse 10. seçimi de AKP'ye kaptırırlar, balkon konuşmasını hediye ederler. Benim tüm uğraşım bu. Bakın Barış Arkadaş anlatmış. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil de anlattı. Siz bakmayın öyle CHP tarafından, CHP'li belediyeler tarafından desteklenen sözde muhalifim diyen gazetecilere. Bu adamların tamamı AKP'ye çalışıyor. CHP Genel Merkezi'nde koltuğunu Kılıçdaroğlu'na borçlu olanlara bakmayın. Bu adamların millet diye bir derdi yok, memleket diye bir derdi yok. İktidar olmaktan korkuyorlar. İktidar olmaktan korktukları için 19-20 senedir AKP kazanıyor. Çünkü muhalefet beceriksiz olduğu için kazanıyorlar.